Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, selamlar. Bir profesyonel bir StarCraft maçında birlikteyiz. Maru vs. Serral. Bu dün oynanan bir maç. Neydi şeyin ismi? King of Battles diye bir yeni bir turnuva yapılıyor. Bunda yapılan, şu anda işte Ekim'in 3'ünde yapılan bir maçmış bu. Serral vs. Maru. Bayağı ciddi, uzun zamandır böyle bekliyorduk. Bir tane geldi galiba. Şimdi artık neyse yani, Serral'la Maru'yu izleyeceğiz. Ali benimle birlikte. Ne yapıyorsun Ali? Hoş geldin. İyi abi, sen nasılsın? Ben de İyi. Duydum maçı izlemiştim. Zaten hazır kesleme imkanı olunca hop atladım. Aynen. Chatimizden Jackolas sağ olsun şey yaptı. Buldu bize şeyleri. Evet sevgili dostlar, şimdi maçı başlatacağım. Maçı bir başlatalım. Pillars of Gold haritasındayız. Sen bu haritayı sevmiyorum dediydin. Bir ondan bir başlayalım Ali'cim. Ya benim bu haritayı sevmeme nedenim abi, proların tabirine göre, yani ben de öyle düşünüyorum biraz. Zerg map'i diyorlar buna. Zerg map'i olmasının sebebi şu: benim ünlemlerim görülebiliyor mu? Ünlem atabiliyor mu? Yok herhalde. Niye atamıyorsun? İlginç. Bu 3 ve 4 var ya, herhangi bir tanesini seçebiliyorsun ve ikisini de çok kolay koruyabiliyorsun. Yani ikisine de sadece iki giriş var ve Zerg ikisini de çok kolay koruyabiliyor. Ha, Zerg koruyabiliyor ikisini de. Tabii. Allah, ilginç. Hangi Zerg'lara merak ettim ben. Ben hiç koruyamıyorum. şimdi Serral'dan örnek görebiliriz belki. Ha eyvallah, tamam. Tamam, bakacağız şimdi. Şimdi özellikle izlemek istediğimiz bir perspektif yok. Serral ve Maru'ya ikisine birlikte gideceğiz geleceğiz ve onların perspektifinden de görmek istemiyorum. Mesela Serral'ın kamerasından izlediğimiz zaman böyle saçma sapan hızlı bir şey ya. Yani. Maru da öyle. Maru'nun kamerasına baktığımız zaman abuk subuk. Bu adamlar yani screens per minute'i bayağı 60'ın üzerinde olan insanlar. Yani ne demek bu? Böyle bir ekrana bir saniyeden daha az bir şey, az kadar bakıyorlar yani, anladın mı? Yarım saniyede böyle tık 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 tık. Bunu daha iyi anlatabilirim abi. Benim yayınları biliyorsun. Ben en fazla 40 SPM'm oluyor. Öyle diyeyim sana. Bu adamlar 60'la 70'le oynuyor yani. Ha, değil mi? Evet. Şimdi ikisinden de böyle standart bir açılış görüyoruz. Maru'dan standart bir açılış gördük. Şeyden de öyle. Evet. Müziğin sesi konuşmalı. Evet abi, ben de onu fark ettim. Evet. Müziği bir hemen bir şey yapayım. Geriye alayım. Evet. Teşekkür ederim Jackolas. Sağ olsun. Jackolas dedi ki müzik sesi şey yapıyor. Bu arada chat Kappa Gang'e var mı? Burada Kappa Gang diye bir şey kurdum daha yeni şeye. Bu emotları böyle havada uçuşturuyor falan. Çok acayip hoşuma gitti. Biraz önce de demci şey yapmış, bir şey spamledi. Acaba göründü mü o, görünmedi mi, kaçırdım. Şimdi. Acayip bir makro oynayacak herhalde. Görüşüne göre evet, ben de onu diyecektim yani. Bu arada sen şeye başlamadan önce Maru'nun bir hastalığından bahsediyordun. Neydi o? Şey, bileğinde carpal tunnel hastalığı mı çıkmış? Galiba o abi. Ben çünkü olaya çok dikkat etmedim. Fakat yayınında söylemişti. Bu çok eski yayınlarından bir tanesinde. Sonra benim olduğum bir Facebook grubunda yabancıların oldu, Amerikalıların. StarCraft grubunda paylaşılmış. Birisi Kore'den translate etmiş. Sanırım doktor ona senin durumun çok kötüye doğru gidiyor demiş. O bilek, el bilekleri hakkında. Oynamasına engel olmaya başlamış yani. İlginç. Bu ne zamanın haberi? Bu bulunduğumuz yılın haberi. 2020'nin. Eyvallah. Bu arada Serral 3. base'i Speed'den daha önce aldı. Evet, aynı şekilde bak, bu Terra'nın şu anki meta build'i. Bak, gazın daha yeni attı. Gazdan önce direkt 3. CC'sini atıyor. İki tarafta acayip bir ekonomik oyun oynuyor. Bak işte makro. Evet. Bunun sebebini de açıklayabilirim istiyorsan abi. Bu tabii. Koreli terranlar Zerg'lere artık early game'de hasar veremiyoruz. Bunun imkanı yok diyor. Bunun sebebi de ırkın op olduğu değil. Artık Zerg oyuncuları her şeyi biliyor diyor. Ha eyvallah. Tabii çözüldü yani. Tabii, çünkü Zerg out macro edebiliyor yani. Daha açgözlü davranabiliyor bütün ırklardan yani. Evet. O yüzden biz de onlarla kafa kafaya ekonomide savaşabilmek için diyorlar. 3 base açıyoruz ki bunda şöyle güzel bir yanı var. İstersen 3 base all-in yapabiliyorsun 8 Rax'la. İstersen devam edip 4. base'ini de alıp oyunu makro devam ettirebiliyorsun. Eyvallah. Evet, şimdi bakalım bir tane ince bir haras yapmaya çalışacak ama
Yalnız benim merak ettiğim şey... Ha, drone yapıyor. But Cyril, bir anda baktım Zergling yapıyor Cyril. Dedim niçin Zergling yaptı onları diye merak içerisindeydim. Şu an hala Zergling basıyor. Evet. Bu şeyden dolayı bu build'de 8-10'a kadar çıkıyor Helion sayısı. Cyril adamın 3. base'ini scout etti. Daha demin Cyril'ın görüşündeydim. Acaba Overlord'da görecek mi diye. Ha eyvallah. Gördü ve diyor ki bana gazlı bir şey gelmeyecek herhalde benim düşüncem. Benim Zergling basmam lazım çünkü şu an bana gelecek tek şey Helion. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Onun için ben mesela bazen şey yapıyorum. Wall off ediyorum şey natural'ı şeyle Evo Chamber, Baneling vesaire ya da Roach Warren yapacaksam Roach Warren'la. Bir tane Queen koyuyorum oraya. Giremiyor. Üçüncü base'i de geri kalan Queen'lerimle şey yapıyorum. Evet mantıklı. Çoğu Zerg de öyle yapıyor ama sanırım Cyril biraz kendine fazla güveniyor. Bir de ona para vermek istememiş olabilir tabii. Evet da çok mantıklı. Bu build'ini bozmak istemiyor olabilir. Zaten tek Evolution Chamber attı şu an. O da ana base'inde. Borların yerine de bakar mısın abi? Ne kadar mükemmel. Hiçbir şekilde Lady Bird'e tarası yiyemez. Main base'indeki sporu. Üçüncü base'indeki sporu. Evet. Yani adam yani bu şu anda yani bu izleyen arkadaşlarımız hem Twitch için hem de YouTube'dan izleyen arkadaşlar için söyleyelim tekrar. Bu böyle adam medium değil bu yani. Bu o kadar çok maç yapmış ki yani hani sen ben atıyorum 100 tane maç yaptıysak bu adam 1000 tane 2000 tane maç yapıyor yani anladın mı atıyorum bir haftada. Evet. Sürekli çalışıyor öyle olunca artık şey yapıyor yani anladın mı? Artık biliyor kim nereye saldıracak yani. Zerglingler çok geride değil o Helionlarla içeri girebilir bu Queen'ler de yok. Zergling'i zaten o yüzden tutuyor şu anda geride şey diye yani Zergling'ler normalde Helion'a karşı ilk tepki Queen'lerle. Queen'lerle zone out etmeye çalışıyorsun. Eğer ki Helion'lar dive ederse, dalarsa creep'e o zaman Zergling'ler şey yapıyor. Çünkü Zergling'ler off creep'te kovaladığı zaman Helion'ları hiçbir işe yaramıyor. Bütün Ling'leri kaybediyorsun. Ling'lerin kullanım alanı Helion dalarsa içeri yani. Evet. Off creep'te aşağı yukarı aynı movement speed'e sahipler. Zergling'ler evet. Birazcık daha fazla. Evet. Surround etmek çok zor oluyor yani. Şimdi ben böyle abuk subuk yerlere bakıyorum şu anda. Şimdi şu an galiba şeyde... şu drop'un orada bir şeyler gerçekleşecek. Evet gördüm. Ha. Az kalsın connection oluyordu yemin ediyorum. Evet. Ya çok böyle acaba şey yani herhalde... anladın mı? Bu şu anda ben Maru'nun gözünden bakalım bir iki saniye. Şu anda creep temizliyor. Arkada Helion'lar bekliyor bak Helion'lar. Şimdi Helion'ları getiriyor. Riskli. Bak abi Maru deli. Çok riskli abi. Böyle saçma sapan yani. Maru 4. base'ini atmış. Bayağı ekonomik bir oyun olacak. Evet. Maru yalnız şeyi gördü mü? Mücadele switch'ini görüyor mu şu anda? Haberi yok galiba onun. Hiçbir haberi yok. Hiçbir haberi yok değil mi? Ama büyük ihtimalle tahmin ediyordur çünkü... Biz Zerg'ün de bu oyun tipine karşı yapabileceği iki şey var. Bir ya Hydra'ya geçersin ya da Muta'ya geçersin. Tam onu diyecektim ben de. Hydra mı Mutalisk mi herhalde umursamıyor onu. Ha şimdi gördü. Evet gördüm. Tavadın gördüm. Aynen öyle. Şimdi bunlar fark etti. Yani Widowmine'da böyle hard counter gibi oldu yani. Hani. Surround'a hazırlanıyor. Of. Cyril baya makrosu o kadar şey çok güveniyor makrosuna yani anladın mı? Böyle at ya diyor yani. Umursamadı video minerlerini. Böyle hani birer kişiler Zergling atıp da patlatmaya hiç uğraşmıyor yani. Yaldır diyor gidiyor. Zaten makro farkında da görüyoruz yani. Gerçekten acayip bir şey. Bu işte Zerg makrosu. Maru Cyril'dan daha kötü makro yaptığı için değil bu. Bu şu anda Zerg'ün şeyi yani ırk olarak Zerg. Bir 20 supply'lık önde gidiyor yani. Anladın mı? O net. Şimdi zaten Maru 8. de 8 Rax'ları bitti. 8 Rax'a Edom'ları da bitti yani. Ha eyvallah. Yanında production tepe açarsan peki. At görebilirsin. Eyvallah. Açık bakıyorum. Marauder ne kadar çok yapacak sence? Şimdi şunun sebebi budur. 3 base sature ettikten sonra bana bir tane abi öğretmişti.
8. Rex'lerine tekle batıyorsun. Bunun Research sebebi şu. Zerg artık Hive Tech'e geçecek. Hive Tech'te zaten ne yapıyor? Ya Lurker yapıyor ya da Ultralisk yapıyor. Evet. Brontor şu an Terran'a karşı çok güçsüz. Aynen. Rezalet. Or- evet. Ultra için ne lazım? Marauder lazım. Lurker için de aynen. Armor'da vuran bir şey lazım. Terran da seçimini bundan yana yapıyor. Eyvallah ama sanki Lurker için böyle Liberator daha mantıklı değil mi Marauder'dan? Yani Marauder diyor çünkü Lurker ekstra damage veriyor şeye, Lurker'a. Şeye, Marauder'a. Evet evet, sadece zaten sadece Marauder'a gitmiyor. Onun tabii ki yani şöyle, Terran'ın makrosu şeyden farklı yani. Şurada mesela 10 tane Baraks'ı olması onun sadece Baraks ünitesi basacağı anlamına gelmiyor. Tabii tabii yani. Onu demiyorum, gaz için diyorum yani. Hani o gazı Liberator'a harcamak Marauder'a harcamaktan daha mantıklı gibi yani. Lurker durumunda. Şimdi o birazcık da Maru'nun makrosunu nasıl yapacağına bağlı. Çünkü mesela şimdi burada şu base'i almış gördüğün gibi hemen sol tarafta. Evet. Ama onda gazları almamış fark ettiysen. Evet. Demek ki şu an gaza ihtiyaç duymuyor. Kendi düşüncesi. Gaza ihtiyaç duyduğu an atıyorum şey mi gördü? Lurker mı gördü? Büyük ihtimalle benim gaza ihtiyacım var Liberator Transition ya da Ghost Transition için deyip hemen o gazlarını alıp Ghost Academy ve ekstra Starport ya da Fusion Core atmak için makrosunu o yönde çevirecektir. Eyvallah. Şu anda bir Baneling Rumbay geldi. Plus 2. Artı 2 Baneling onlar. Şu an artı 3 şeyini upgrade'ini almıyor Serral. Niye almıyor bilmiyorum. Hive'ı var mı? Hive'ı yok çünkü. Aa, Hive'ı mı yok? Eyvallah. Eyvallah. Tamam, Hive'ı geliyor. Alright. Arkadan da bu arada şeyle Mutualist'lerle şey yapmaya çalışıyor. Evet. Bütün mid game'i layer tekiyle geçirdi. Evet, ki evet, hiç evet. De hasar almadım. Onun için çok güzel bir şey. Tabii tabii tabii. Aynen öyle. Yalnız biraz gazda sıkıntısı var. Gazı şey yaptı. Çünkü Zergling based bir ordusu vardı. Aynı kafa şu oynadılar yalnız. Bir daha söyle. Evet evet evet. Mineral bazlı bir kafa evet, oynadı. Evet evet, aynen öyle. Aynen. Çünkü hani adam şu an kaç gaz çekiyor? 2, 4, 6, 7 gaz çekiyor ama şu an diğer base'lerinde toplam 5 tane gaz boşluğu var. Çünkü o gaza ihtiyaç duymuyor herhalde. Aynı şekilde Maru da öyle. Evet. Ama bu işte Mutualist'leri kaybetmemesi lazım yani. Tabii ki tabii ki tabii ki. Var ya, o Mutualist'leri kaybederse onları bir daha inelemek çok zor olur. Aynen öyle. Ha bak, buradaki Widowmine'ları biliyor. No! Widowmine'a patlıyordu vallahi bütün şeyler. Vallahi ya. Bak, iki yerde ayrı 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 kombatlar dönüyor. Oradaki yukarı tarafa reinforcement'lar geliyor şimdi. Mücalar şey yapacak. Maru birazcık geri çekildi. Serral şu anda yani şu anda sanki map control sanki Serral'da gibi hissediyorum. Evet evet, tamamıyla Serral'da. Bu da çok sıkıntılı bir olay ya. Bu Mücalist'le Widowmine temizlemek kadar pis bir iş yok. Bir de arkada Thor var yani, anladın? Bu nasıl bir güven kendine? Çünkü müralarla şey yapmak için, Widowmine temizlemek için bütün Mutualist'leri böyle clump etmen gerekiyor, anladın mı? Üst üste koyup evet, tek aynı anda vurması lazım. Evet. Ama karşında Thor var ya şey yapan, splash vuran yani. Çok garip bir şekilde Thor'a atak upgrade almamış ama Vice Skull Plating upgrade'ini almış yani, armor upgrade'ini. Armor ama artı bir almış sadece. Evet, sadece artı bir almış. Ben de onu şey yaptım. Ben genelde kendi oyunlarımda Thor'a artı bir atak upgrade'i alıyorum. Maru daha iyisi. Dayı al yani, anladın mı? Param var işte, al yani. Niye almıyorsun upgrade yani? Ah ah, Zerg'in bankasına bak nasıl birikiyor. Evet evet. Şey söyle şunu, yani Maru'nun şu anda onu almamasının bir nedeni yok anladığım kadarıyla, değil mi? Unuttu, düşünmüyor, hata yani. Ghost Academy atıyor. Ha, Ghost'a harcayacağım diyor o şeyi, gazı. Acaba. O planetary'i patlatacak o Baneling'lerle? Yoksa... Yaldı, evet, planetary'e vurdu. Ben de onu diyecektim yani. Çok acımasız bir şey bu evet, ya. Evet evet, o bayağı acımasız bir şey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok gaz gidiyor. Çok pahalı bir şey o. Hayır, late burada... game'de bence değer buna. Ya, late game'de değer. Aynen öyle. Ben çok öyle maç kaybettim Zerg olarak. Bu hareketleri yaptım. Mid game böyle, early mid game'de 6. dakika 7. dakikada böyle. Ondan sonra kaldım gazsız. Bu aşağıdan geliyor, Baneling ordusu geliyor. Aynen. Cayır cayırda Zerglingleri var. Sol üstteki map'i de alıyor bu, şeyi de, base'i de alıyor. Bu T
TVZ Late Game abi. Onun hakkında konuşmak istiyorum biraz. Ha, buyurun. Proları da bunu çok söylüyor. Wings of the Liberty campaign mission'a dönüşüyor. E tabi. TV e tabi. Game'e. E tabi çünkü swarm tabii ediyor yani. Ne kadar. Evet 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 aynen öyle. Swarm oluyor yani. Evet 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 evet. Eğer ki yani bazı zorluklar şey de oynayabiliyor. Söyle şunu. Atıyorum Roach Hydra Viper kafası, anladın mı? Böyle bir tane böyle deadball yani. Şeklinde de oynayabiliyor. O zaman çok swarm gibi hissettirmiyor. Ama doğru. Aslında Zerg'ü Terran'a karşı Zerg yapan zaten bu Link Bane Muta Ultra evet, Bomb. Evet 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 aynen. Aynen. Ama bu biraz da Bayo'ya karşı. Ben zannetmiyorum. Evet. Eğer ki Maru Mac gitseydi Link Bane Muta Muralisk yapardı yine. Mac'e karşı çok kuvvetli Muralisk. Ama şey Link Bane gitmezdi diye tahmin ediyorum. Hydra ve Roach'a karşı birazcık daha fazla yatırımı olurdu. Evet 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 evet. Çünkü Hydra'ların da çok iyi bir DPS'i var. Yani evet ama Hydra'lar biraz squishy. Çok çok hızlı evet. Ölüyorlar değil mi? Birazcık daha güçlü Marine diyorum ben onlara. Ha, evet evet benzer benzer. Yani şey olmayan atak speed'i düşük Marine'ler. Evet. Bu arada aşağıdan moru gördüm, yine bir saldırıyor gördüm ama köşeden. Bir tane o sırada bir run by var. Evet. İkinci ile üçüncünün arasında. İlginç. Anlamsız bir run by bence o. Benim ama şu an merak ettim. Acaba neden Zergling attack speed upgrade almıyor Serral? Wait, attack speed yok mu onların? Var. Yok. Ha, adrenal glands diyorsun. Adrenal eyvallah. Glands, anladım. İlginç. O bir hata olabilir. Serral map'in her yerinde. Evet, evet, evet. Çünkü bu arada Serral'ın gözüne geçelim mi? Ha. Serral'ın gözünden Serral'ın gözünden bakmak istiyorum. Space Marine Jack'ın mi yapıyor acaba o ya? İlginç. Ben de zannetmiyorum da. Sanki öyle bir hissettim şimdi. Şey, ne diyecektim? Abi adrenal yani... Link Bane'in en önemli upgrade'inden bir tanesi yani. Adrenal niye almasın? Vardır evet, mı bildiği herhalde, ne bileyim. Şimdi hemen aşağıya, o iki taraftan bir yandan... Bak şu anda ben Serral'ın gözünden bakıyorum. Anlamıyorum ne olduğunu yani, anladın mı? Şimdi yani şeye bakmak lazım yani. Şey minimap'ten izlemek lazım maçı yani. Anladın mı? Serral'ı trade'e zorluyor abi şu an. Neyi zorluyor? Acayip trade'e zorluyor. Ekonomide çok önde olduğunu biliyor ama açlıktan öldürmeye çalışıyor şu an. Evet evet evet. Zaten yani Zerg'ün en şey Terran'a karşı uyguladığı en böyle popüler şeylerden biri, taktiklerden bir tanesi de o. Sana base aldırtmıyor ve aç bırakıyor. Evet bu zor bir şey çünkü Terran içine ağımı veremiyorsun eğer karşısındaki Terran biliyorsa. Evet. Bunu çok düşük liglerde çok gördüğümüz bir hareket değil bu çünkü düşük liglerdeki zorlar kendilerine güvenmiyorlar. Evet. Ekonomi kontrolü zaten iyileştikçe lig atladığı için o arkadaşların ekonomi kontrolü zaten güçsüz evet, oluyor. Evet evet evet. Biraz daha geliştikten sonra çok daha şey oluyor yani. Çok daha rahat olacak yani. Evet, mesela ben kendi oynadığım oyunlardan örnek vermem gerekirse mesela benim karşımdaki zörgler genelde onu yapmıyor. Daha çok sürekli kendini savunmaya çalışıyor çünkü ben genelde çok agresif oynuyorum oyunlarında. O da başka zaten bir şey evet. 4 base. Mesela 4 base'den yukarı çıkmıyorum ben. Aha eyvallah. 4 base all in. Aynen öyle. 3 base sonra hasar verirsem zaten oyunu devam ediyorum. Ooo ghostları gördün mü? Çok güzel sniper. Bir de nasıl? Abi bak Maru deli oğlum deli ya. Bailey'lere karşı ghostlarla koşturuyor. Böyle bir şey yok abi. Maru çok deli ya. Acayip bildiğim mahallenin deli oğlanı yani. Şu an Maru o saldırdığı yeri ve üzerindeki base'i kesin alması lazım. Yoksa bu oyun onun için hiç iyiye gitmiyor. Evet. Şu şey olan değil mi? Böyle ortada planetary olan şu anda. Evet. Ghost Ghostlar... yatırımı güzel bir yatırım. Güzel. Ultra'ya karşı çok etkili oldu şu anda yani. Özellikle Maru mikrosuna sahipsen. Evet, 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 evet. Bir de Maru'nun gözünden bakalım ya gel. Gel bakalım. Ben şimdi geçiyorum. Arada bir geçiyorum bunları şimdi. Çok zevkli oluyor çünkü yani. Evet, evet. Adam yani saniyenin dörtte birinde karar veriyor yani. Karar veriyor yapıyor. Karar veriyor yapıyor böyle. Bak bak ruh hastasına bak ghostları nasıl şey yapıyor.
ekonomide önde olsaydı şu trade ona maç kazandırdı. Tabii 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 yani. Aynen öyle, aynen aynen. Ruh hastası ya, acayip bir şey yani. Bak Serral şu an direkt kontratağa gitti. Aynen öyle, aynen. Aynen yapmak zorunda çünkü onu şu anda. Kötü bir trade aldı çünkü. Şu an bu base'i de kaybetti. Şu anda yeni böyle bir Natural'le 3 arasından bir linkler gidiyor. Şu anda 51 tane CV'si var Maru'nun yalnız. Öyle bir sıkıntısı var. Unit of. Kaç tane orbital command'ı var? Kaç tane var? 4. 4 tane orbital command. Ya, yani evet, evet. Terran'ın öyle bir pislik bir tarafı var yani. Ghost'lar da tam special ops ya. Tabii tabii acayip ya. Ghost felaket. Ben şeye bakıyordum. Units lost tabına baktın mı? Resources lost tabına. 45 bine 28 bin. Serral böyle bırakmış bütün resource'ları yani. Of! Widowmine nasıl vurdu? Evet, işte benim dediğim o Terran'ı açlıktan öldürme o gösteriyor bunu. Bunda da akıllı Terranlar adamın mutası öldükten sonra ya da Corruptor'ları kovalayamayacak durumdayken sürekli her yere drop atıyorlar. Maru'nun evet. Oyun stili biraz daha değişik. Evet evet evet. Ben bir de Serral'dan şeyleri de görmüyorum mesela. Atıyorum Baneling Mine'ları görmüyorum mesela. Anladın mı? Barrowed Baneling'ler. He. Valla Maru'nun onu yemeyeceğini düşündüğü içindir bence. Ne bileyim. Ne bileyim 2-3 tane Baneling. Koyarsın yani ne bileyim. Of of of. Ghost'lara Fungal'ı gördün mü? Çok iyi. Snipe'lar çok iyi geldi gerçekten. Ghost'ların kontrolü inanılmaz ya. Maru saçma sapan bir kontrolü var herifin yani. Bende olsaydı Ghost'lar böyle çoktan ölmüştü yani. 30 tane Ghost'u aynı anda kaybederdim yani. Ama şu anda kite ediyor bakar mısın yani? O planetary olsaydı ne kadar güzel olurdu onun için. Ah ah. Ve artık bak Serral'ın da artık böyle sol üstten run by yapacak falan ekonomisi de kalmadı ha. Bak evet, nasıl bak, yapıyor yine. Yapıyor yine ama şey ya ince ince artık mine out olmaya başladı. Almadığı İş bir tane... Gaz savaşına dönüştürse gazı kimin önce biterse atıyorum Terran'ın gazı önce biterse pek bir sıkıntı olmaz ama Zerg'ün gazı biterse çok büyük sıkıntı. Biraz evet evet ama Serral'ın şu anda hiç almadığı fresh yeni aldığı 3 tane gaz var. Bir tanesini hatta almadı evet. Bile daha. Ben tekrar Airborne'a geçtim. Niye misal turret'larını öldürdü? Broodlord mu atacak acaba? Yo Brood, pardon özür dilerim. Şey mi? Mutualist mi yapacak yine acaba? Vallahi hiçbir fikrim yok. İlginç. Zorg'un geliyle özellikle misal turret'ı öldürdüğünü gördüm de. Hemen Production Tab'e bakıyorum. Yok, şu an Production Tab'de Ultralisk var. Aşağıdaki base'i deny etmesi çok tatlı bir hareket oldu Serral'ın. Orada bir choke point oluşturması lazım. Maru'nun. Ama onun da yarayacak parası yok. Tabii tabii o tabii. O çok boyun sayesinde ultralara o kadar rahat gezemeyecekti. Aynen. Şu anda Serral'ın ince bir bankası var bu arada. Bundan Zorging yapıyor. Bu arada adrenal glands'i hala almamış olması. Ya bilmiyorum niye almadı. Hiçbir fikrim yok. Bence unuttu. Ya böyle yani başka bir açıklaması yok. Yani Serral yani Serral'ın ilk defa bir hata yaptığını gördüm hayatımda yani. Yani ne bileyim ben hani ya almamasının bir mantıklı bir nedeni olamaz yani anladın mı? Böyle bir şey yok yani hani. Zeus şu an yukarıdaki base'in planetary olduğunu gördü. Bakalım evet, ne evet. Yapacak. Yani şu maç ben sonucunu bilmiyorum ama şu an Maru için iyi gidiyor gibi. Bence de bence de. Aynen öyle. Şu anda Maru geldi yani hani ve yani resources lost'a baktım. Oo. Main'e run by. Arkada fight dönüyor ama main'de zorgunlar var. Maşallah dediğimiz anında öldü ya. Evet evet. Ha ölmez yani de. İlginç bir damage yani. Ben daha çok böyle SCV supply depolarını öldürür gibi düşünmüştüm. Barracks öldürmeye çalışıyor. Çok etkili olan bir şey olmadı bu bence. Runway olmadı.
Yalnızca o kombatı geri, yani pozisyonel avantaj sağladı ona yani. Kombatı bitirtti. Geri dönmesini sağladı yani ordusunun. Yani en basitinden kafa dağınıklığı ya. Yani o çok koymaz diye zannediyorum. Bunlar pro çünkü yani. Oraya. Kafa dağınıklığı yani. Ya bu adamları şaşırtamazsın yani, anladın mı hani? Aa ne oldu ya falan, panikleme diye bir şey yok burada. Ooo! Aba ooo, vidamayları gördü. Vidamay şartlara bak. Saçma sapan. Supply bir anda 40 fark fark oldu. Aha Maru aldı. Abi çok sattı. Çok iyi maçtı. Bildiğin yani Maru gerçekten. Throw yani, anladın mı? Böyle bir şey yok. Elindeki şeyi, maçı bıraktı yani. Wow. Wow. Çok acayip. Çok iyi maçtı ya. Moru bildiğim böyle sabır taşı ya. Acayip bir şey. Son 20 saniyeyi tekrar izleyelim diyor Jacobaz. Gel instant replay alalım mı? Gel. Gel yapayım gel. Instant replay alıyoruz şu anda. Ha. Dur. Dur. Ben Zörgüm, utandım vallahi. Bak o Widowmine shotları bitirdi abi. Böyle saçma sapan Widowmine. Ne yaptı Serel? Oraya bakmıyor muydu acaba? Ne yapıyordu? Bence Serel zaten orada kaybettiğini biliyordu. Çünkü çok iyi kullandı ghostlarını Maru yani. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Abi o yalnız ben engagement'a şaşırdım yani. Normalde Zörgüm bu kompozisyonu biliyorsun. Yani surround bazlı bir şeydir. Yani bununla her taraftan sarman lazım yani bu kompozisyonla. Yani şu anda baktığımız yer bir choke point. Bu taşlarla şeyin arası işte yani. Buradan çıkmaya çalışan bir kompozisyon da yani saçma sapan bir şey. Bence Serel kaybettiğini düşünüyormuş zaten bu kombattan önce yani. Bence zaten vazgeçmiş yani burada, anladın mı? Widowmine'lara karşı görüyor çünkü bu Widowmine'ları. Görmüyor değil. Overseer var. Görüyor şu anda önünde. Serel'in vision'dan baktığımız zaman görmesine rağmen o çok point'e girmesi artık yani bana... Serel'in gözünü alalım peki abi. Serel'in gözünden bakıyorum şu anda. Şu anda Serel'in... Yok, onun kamera takibi var ya. Evet. O açık mı? Heh, açık açık, ondan bakıyorum. Heh, şu anda Serel'in kamerasından bakıyorum. Base'lere bakıyor falan. Tamam. Bailing'lerini yapıyor. Aa, o da patlattı bir tane. Bak, hala burada Serel. Başka bir yere bakmıyor. Bak şimdi gördü. Geri çekmedi. Ha. Bıraktı burada bence. Ha bu... Burada yani, anladın mı bu... Aa evet yani hani... Bence o kombat başlarken daha farkında yani. Çünkü mineraline bak. Serel'in. 34 tane minerali var yani, anladın mı hani? Artık yani 132 supply'san ve 34 mineralin varsa ve kötü bir kombat aldıysan o maç biter. Son 20 saniye evet. Terran Climax. Evet abi, evet. Serel çok güvendi kendi ekonomisine de. Valla acayip gereksiz bir comeback yani, anladın mı? Mara'dan süper comeback olmuş gerçekten. Tabii tabii, ben oyunun bir 13-14. Dakikalarında herhalde kaybettim Mara. Ne? Evet evet. Serel neden gazı sömürmedi? Ben hala oradayım. Ya o işte şeyden. Zergling bazlı oynamak istedi çünkü. Ama adrenal glands'i almadı. Anladım. Benim yani en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi o yani. Şimdi Zerotul abi şöyle düşün. O Zergling dediğimiz ünite 50 mineral ve ondan çok fazla basman gerekiyor. Çünkü ünite tek başına hiçbir şey yapamayan bir ünite. Ama şöyle. Ali seni bekliyoruz bu arada. Şey yapsana anlatırken onu. Ah pardon, özür dilerim. Bir tane Widowmine shot'la adam senden 500 mineralik bir şey alabiliyor. Öyle düşün bunu. Daha demin zaten oyunun sonu öyle bitti. Evet 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 yani, aynen öyle yani. Adam onun için her yerden böyle olabildiğince mineral çekmesi lazım ki o giden zörklük anında yerine yenisi gelsin. Aynen öyle yani. Ama bayağı keyifli oyundu ha. Bayağı tatlı oyundu yani. Evet vallahi sevgili dostlar. Ha? Ben çok şaşırdım Maru'nun oradan comeback atmasına. Gerçekten acayip yani. Evet sevgili dostlar, YouTube'cular, YouTube'daki diğer serilere bakmayı unutmayın. Aynı zamanda twitch.tv/lambdasinideyiz. Canlı canlı muhabbete gelin, katılın. Evet şu anda yeni maplerden bir tanesindeyiz. Jagannata. Jagannata. Seviyor musun bu map'i? Evet, evet.
Ya bu map'te çok oynama fırsatım oldu. Protoss'a karşı çok iyi bir win rate'im var, %68. Zerg'e karşı %52. Eyvallah. Hala tam emin değilim. Daha oynamam lazım. Ben her sezon başında şöyle bir şey yaparım abi. Önceki sezondan gelen map'leri veto ederim. Şöyle bir 1-2 hafta yeni map'ler oynarım. Sadece yeni map'lerle yani. Aynen, aynısı ben yapıyorum, biliyor musun? Yapıyor musun? Ha, eyvallah. Aynısı. Eyvallah. O bakımdan benim bayağı bir şeyim oldu yani, anladın mı? Böyle bir 2 gündür. Dün de bayağı güzel oynadık. Ben daha map'ler gelmeden arkadaşlarla oynuyordum zaten. Ha ben, eyvallah, tabii tabii. Aynen öyle, aynen öyle. Bizzat ben şey de yaptım. Video da yaptım galiba bir tane map'lerle ilgili. Yeni map'ler. Ama tabii, tabii oynamayınca çok anlaşılmıyor, anladın mı? Bir daha söyle abi, duymadım ne dediğini. Öyle videoları da çağırabilirsin beni, hiç sıkıntı olmaz. Eyvallah, eyvallah yani. Sağ olsun. Aynen aynen aynen. StarCraft 2 için gerçekten izlenecek ders niteliğinde bir maç olmuş. Adamlar isimlerinin hakkını... Tabi canım, bayağı zevkliydi bu maç yani. Bayağı süperdi bu arada. Ben şeyi merak ediyorum. Şu anda bizim bu şeyde bir şu demci şey yapmıştı. Çok yaşa. Biraz önce ben birinin Kappagen'le şey yaptığını gördüm. Mesela şöyle şey yapayım mı? Lol. Çalışıyormuş. Tamam. Ben bunu çok sevdim ya. Acayip güzel. Böyle Kappagen diye bir şey kurdum. Böyle patlayıveriyor şeyde. Ekranda emot patlaması yapıyor böyle. Çok tatlı. Ha bak, demci sen yazdığına geldi mi şimdi o? Şimdi biraz önce ulan tam yazdığın zaman bakmayı unuttum. Evet. Maça bakalım. Bizde şey gibi yani Arthosis ile Tasis gibi alakasız şeylerden bahsediyoruz ilk başta. Maçın 5 dakikasında herifler böyle krem peynirden falan bahsediyor tipler. Şey ya. Şimdi bu galiba Morgana 3 CC açılacak. Öyle mi? Normal standart görüyoruz şu anda. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba Serral şimdi speed... Aha bak, şimdi speed'i aldı, vazgeçti. 3. base aldı. Speed'i aldı, cancel etti. Bu Reaper'ın timing ile bile alakalı olabilir, biliyor musun? Tabii tabii tabii, şöyle aynen öyle. Aynen öyle. Eğer Moru first gaz gitseydi bu Reaper 5 saniye daha geç gelecekti. Hmm. Bak ilginç bu detaylar. Tabii ben görebileceğim detaylar değil bunlar. İlginç. Valla bunu benim de görebileceğim değil ama büyük ihtimalle Serral görüyordur bunu. Tabii tabii canım, öyle yani. Ben bilmiyordum bile yani, anladın mı? Sen söyleyene kadar düşünmemiştim bunu yani. Şimdi... Onun sebebi de şey. Adam first gaz gitseydi bunu demek Terra'nın agresif olacağı demek. O yüzden Link Speed'e daha erken ihtiyacı var. Eyvallah, ama aynen öyle, aynen öyle. Adamın ekonomik oynadığını buradan çıkartırsa direkt rahat bir şekilde 3. base'ini atabilir. Zaten 3. base'ini atmaya gitti, Reaper'ı bekledi. O zaman evet. Metabolik buz zaten yapıyordu senin dediğin gibi. Sonra iptal edip direkt 3'e attı Reaper'ı görünce. Evet, 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 evet. Evet, dediğim gibi 3. CC'sine bakıyoruz şu anda, aynen. Barak'sa Tech Lab koyuyor. Battlecruiser mi açacak acaba? Sanki BC gibi hissediyorum ama... Yok, Banshee'de olabilir. Valla orada her şeyi beklerim. Ben de. Yani Fusion Core görmüyorum şu anda çünkü. O yüzden... Banshee. Evet, Banshee geldi ama upgrade etmiyor. Gazı var mı? Yok. Yok, gazı yok. Eyvallah. 100 gazda bakalım ne yapacak. Hadi Maru. Maru, 100 gazı geldi. Önce orbital aldı ya. Maru. Evet. Evet. Geldi. Tamam, Banshee şey yapıyor. Clock Banshee gönderecek. Serral bunu gördü mü? Serral bunu gördü. Hemen bakalım Serral'ın bakış açısından tekrar. Aynen, görmüş. Ben de ona baktım şimdi. Aa bak, Zerg arkadaşlar. İzleyen Zerg arkadaşlar. Bak, çıldırmıyor herif. 4.5 şimdi koyacak sporları. Çıldırmıyor. Hemen şey abi, 3.5. dakikada spor koymayın yani. Anladın mı? Anca daha 4.5'dan evvel gelmeyecek zaten o. Ya Banshee ya Battlecruiser. 4.50-5 arası falan bekleyeyim. Battlecruiser ise 5.5 falan. Ben şeyi merak ettim. Acaba Moru neden Banshee seçimi yaptı? Acaba haritaya özel bir şey mi? Onu çok merak ettim şu an. Çünkü bazı haritalarda giriş açıları olsun, Krib'in, mesela bazı haritalar var abi, bu Mine Path dediğimiz Mine Mineral Hattı var ya, aha, oyunun sınırına çok yakın. Sınırına çok yakın olunca bazen spor koyamıyorsun. Evet.
Evet. Ya da koyduğu spor belli bir geliş açısını korumuyor. Prolar onu değerlendirip bench seçimi yapıyor, liberatör seçimi yapıyor. Acaba onunla alakası var mı? Evet, bilemiyorum. O çok şey bir şey yani, anladın mı? Bu çok profesyonel bir şey. Ben o kadar o seviyede değilim onu o kadar değerlendirebilecek kadar. Ben yenile öğrendim. Timing'ini arttık. Eyvallah Zeret. Evet, iki bench'i clock olup. Tabii. Şimdi overseer yaptı mı şey? Overseer yapmadı galiba. Queen'lere çünkü bir overseer vermek lazım. Bakalım. Ha, Banshee'ler geldi. 3 drop. İyi, hiç yoktan iyidir. Banshee'leri kaybettim. Daha da devam sürece. Edecek o. Devam edecek. 4, 5. Oh. 6. Çok güzel. Git artık, git artık Maru. Alacağım dedi Queen'i. Çıldı. Oğlum manyak oğlum herif. Allah 8, 9. Sınırlarını zorluyor gene abi. Serhal. 9 tane şey aldı ya ama verdi bir tane Banshee. Diğerinden bir canı mı var? Kaç canı var diyelim? Ya oha, hakikaten 2 canı var şu anda. Oğlum hastalıklı ya. 9 tane şey aldı ama yani. Bu arada da çılgın Spire tekli açacağım dedi şey. Yine Ling Bane Mura göreceğiz şeyden. Serhal'dan. Bence çok mantıklı bir seçim çünkü harita çok büyük olduğu için harita kontrolü çok önemli. Mutayla harita kontrolünü ele geçirmek istiyor olabilir. Evet evet, ben ona katılıyorum. Ama Ultralisk'e katılmayabilirim bu haritada. Çok fazla rampa ve çok çok point var değil mi? Evet evet evet, aynen öyle. Ultralisk'e katılacağım tek nokta şu olur. Speed zonlar var. Speed zonlarla manevra kabiliyetin çok artıyor. Öyle olunca belki ondan dolayı olabilir. Çünkü yani lurker yaparsan şey, manevra hiçbir anlamı ifade etmiyor senin için. Hatta karşı tarafın manevra kabiliyeti olması, lurker'ın varsa sana daha negatif etki ediyor. Oo. Güzel. Başladık fight'ta. Mücalar nereye gitsem diye şaşırdı. Verdi medivekleri de. Geçmiş olsun. 200 gaz. O da bayağı da bir marine oldu. Marinler yine trade yaptılar şeyle de. Medivekleri beleşe vermesin ya, olmadı. Evet. Şeyden dördüncü command center görmüyoruz. Maru'dan. Daha erken mi ya da onun için? Ha bu. Yok. Gördük öpüyor şu anda. Mürolarla haras yapacağım diye uğraşıyor. Ama abi bu da zor bir şey yani, anladın mı? Zaten mücadelesi zor bir şey. Maru'ya karşı haras yapmak da ayrı bir zor yani, anladın mı? Benim anlamadığım şey, Maru niye combat shield almıyor? Bak o da ayrı hikaye yani, anladın mı? Değişik işler. Teklabli Barax'ı mı yok acaba? Var da yani almıyor. Hıyar alsın, unuttum acaba. İşte abi bu ya bak, Serhal da olsam Maru da olsam bak unutuyorsun yani. Serhal yani evet. Dünyanın en önemli upgrade'ini unuttu yani kendi kompozisyonu için. Adrenal Glands almamak ne yani? Şimdi başladı combat shield'ı. Ha başladı mı? Eyvallah. Aynen öyle. Bu arada yeni patch'ten sonra Drilling Claws'un etkisi ne şu anda? Widowmine'a. En son ne patch'i geldi ki? Patch'te dediler ya armory şey yapacak diye. Armory yapman yeterli olacak Widowmine'ların invisible olması için. Drilling Claws evet, sadece hızlı şey mi yapıyor? Gömülce hızlı barrow mu yapıyor? Evet. Oo, ben şeyi beleşe verdi. Serhal map kontrol için kasarken burayı saçure etti. Adam ya acayip bir makro abi, nasıl bir şey ya. Bu herifler değişik bir olay yani. Ben şu anda bu mücadelistlerle böyle mahallede şey yapar gibi, gezer gibi böyle takılsam 3000 şeyim olur yani. 3000 mineralim olur yani. 30 saniyede. Hiçbir tabii para harcamıyorum. Bak şeyde dolaşıyor yani. Şeyin sınırında dolaşıyor. Söyle şunu. Neydi bu alanın ismi? Allah, Sensory Tower. Şu an bakılınca hemen bir ünitelere bakmak istiyorum. Oyunda daha iyi şey yapmak için. 75 SCV Terran için çok iyi. Artı 7 mol. Evet bak, hiç onlara bakmadım. 90 drone'u var Serhal'ın. 75 SCV var Maru'nun. 75 SCV bayağı sağlam bir ekonomi yani. Bence ikisi şu an eşit durumda. Öyle mi diyorsun? Oyuna ilerleyen zamanlar Terran 5'ini alacağı zamandan başlayacak bence. Çünkü Terran burada 5'ini nereden alacak? Asıl soru orada. Yani ben Terran önde derdim. Bakayım. Evet, Terran önde şu anda ekonomik konusunda. Çünkü Mule'ları var. Tam onu diyecektim ben. Evet. Mule'lar
şey yapar diye. Sence 5'ini nereden alacak abi? Aşağıdan mı yukarıdan mı? Yukarıdan alır. Ha bir dakika, Seral'ı mı söylüyorsun? Yok, ben Maru için konuşuyorum. Maru sol üstü alacak can. Sağ üstü alamaz. Mücalarla çok şey yapıyor şu anda. Aktif şu anda Seral. Link Bey'in ordusu var küçük, görüyor musun? Direkt solda mı? Sol üstte gördüm, aynen öyle. Evet evet evet. Her yerde bak sarılı yani, anladın mı? Acayip. Hangisini alırsam tepene bineceğim diyor yani. Bunu da al, istersen onu al, istersen bunu al. Sol taraftan Mura ve Link Bey'in gelirken sağı çekti. Ben aynı anda girer gibi düşünmüştüm ama. Şu anda amacı saldırmak da değil anladığım kadarıyla. Bence böyle pokluyor yani, dürtüyor. Bir daha söyle. Bir açıklık arıyor bence. Bu arada Ultralis tercih etti. Evet, gene Ultralis tercihine gitti. Neden Lurker oynamadığını sanırım Morun'un mikrosundan korkuyor. Vallahi bilmiyorum. Rainer şey gidiyor. Lurker gidiyor. Vallahi cehir cehir. Çok acayip bir şey. Rainer çocuk, yani o çocuktaki mikro Gosu seviyesi diye. Hayır, işte şey. Yakın zamanda artık beklenecek maç şey olacak yani. Rainer vs. Maru olacak. O da değil aslında. Rainer vs. Clem olacak yani. Clem evet, Maru'nun evet, tahtına biraz oturuyor gibi. Bu arada ilerledi. Yani. Aynen, şu anda onu izliyoruz. Aldı Planetary'yi de. Ey maşallah. 2-2 upgrade timing'iydi değil mi bu? Evet. Şu anda biraz önce bitti çünkü 2-2'si. O 2-2 Baneling'ler fena abi. Baneling'lerin değeri böyle 5 kat daha artıyor +2/+2 upgrade'in olduğu zaman. Aa, aşağıya aldı Maru. Aşağıdaki 5'i aldı. Orta olduğunu görünce aşağıyı daha güvenli gördüm. Bir de şeyden dolayı olabilir. Burası çok çok. Gördün mü yani, çok yani. Evet. Gerçi diğer taraf da çok be. Diğer tarafın direkt tek giriş var. Orayı supply ile bile kapatabilir. Evet. Ah ah, niye doldurdun onları? Seral gene yukarıda bir şeyler planlıyor. Dediğim anda harekete geçti. Evet 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 evet. Bir yandan da aşağıda. Bir daha lan! Oha bak, mikroyu gördün mü? Hayvan ya. O aldı bir daha planetary'yi. Sana planetary yok. Torları yedirme onu. Bu arada arkada mücadelesler 5. planetary'yi aldı. O da gitti. Ey yavrum. Ah. Çok zor ya. Bence maç bitti. Widowmine temizliyor. Böyle dokunuyor çekiyor öyle, anladın mı? Çok saçma sapan. Tekrar SCV 73. Valla kaybediyor ama basıyor da yani. Evet evet, yani şu anda şeyin Seral'ın avantajı Maru'ya para yedirmiyor ya. Yani. Sana diyor yok diyor para yani. Bütün paralar benim diyor. Ya ilginç, ben bu stil değişik bir stil şey olarak yani. Bu normalde mesela Mac'e karşı çok gördüğümüz bir stil. Tamam, Mac oyuncuları için. Çünkü Mac biraz daha böyle turtle takılıyor ya. Evet. Ondan dolayı diyor ki sana para yok diyor yani. Ama ben Bayo'ya karşı daha önce görmemiştim bu stili yani. Ya işte bu iki adamlar da çok iyi oyuncu olduğu için hani böyle birbirlerine girip bitiremiyorlar. Evet evet evet, evet, aynen öyle, aynen. Light'e gidecek o yani, anladın mı? O evet. Evet, şeyin Maru'nun 3-3 upgrade'i bitiyor. Seral'ın da bitme. Bu sefer unutma daha Drangleland'i. Çok şükür. Ay ay ay, aşağıyı kaçırdık. Kaçırdık aşağıyı birazcık. Ben gördüm. Kötü trade attı Seral bence. Kötü bir trade miydi? Evet, yani sadece Marine'le supply öldü. Bu arada Resources Lost'a bakıyorum. Bak bu sefer Resources Lost o kadar fazla değil. Seral böyle çok harcamıyor. Çok aşırı aşırı şey yani, harcadığı kadar damage de veriyor. Maru diyor ki sana şey vermem diyor. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Evet, şu an bakıyorum da. Ghost'larla Baneling'leri nasıl bir avlamak abi? Böyle bir şey yok. Herif Ghost'la Baneling öldürüyor. Abi bir kendimi takılma çok mı? Point yaratması çok güzel bir şey. Tabii yani. Tabii Sim City yapıyor. Aynen öyle. Sim özellikle yapıyor onu. Oo, bu şu anda bence hiç iyi olmadı Zeral için yani. Bir anda 7000 arttı. Aynen öyle. Aynen öyle. Tam ona bakıyordum ben de, evet. Aynen öyle. Şey, bunun olayı işte choke point, Sim City yapıyorsun. Aralara da şey koyuyorsun. Video miner koyuyorsun ki
Widowmine vurduğu zaman, Splash vurduğu zaman çok fazla üniteye vursun yani. Ama sonuç olarak Serral'ın ekonomisi şu anda blooming, böyle yani patlıyor ekonomi. Maru 5.'yi almaya uğraşıyor. Çünkü yani ilginç bir stil ya. Maru'dan daha önce de görmediğim ya. Ben böyle çok aşırı böyle ansiklopedi gibi bu adamları bilen bir adam değilim. Ama Maru daha böyle saldırgandan daha ekonomik oyuna geçmiş yani, anladın mı? Ekonomik stil oynuyor. İki oyundur. Şu an bu. Ya bunun aslında Maru bununla bir ESL'de miyim? Bir yerde böyle bir konuşturdular bunları. Niye Terran oynuyorsun? Niye Protoss oynuyorsun falan? Moru şey diyor, eskiden Terran'ın çok güzel buildleri vardı diyor, hani çok eğlenceli diyor, fakat artık herkes bütün buildleri biliyor diyor. Şu an bir insan neden Terran oynar bilmiyorum diyor. Aa, eyvallah. Sanırım ondan dolayı Terranlar artık makro oynamak zorunda, yani ekonomik oyuna gitmek zorunda. Eskiden çünkü Terran'ın ne yapacağını kesinlikle çok zor, çünkü bilinmiyordu buildler. Eyvallah, o birazcık şu anda şey oldu, şu anki yeni metada Oh ghostları gitti bu arada. Of evet gördüm. Niye bindirip kaçırmadı onları? Çok da az Widowmine vardı. İşte Widowmine diyorum. Mutalisk vardı. Ne diyecektim ben? Bir şey diyecektim. Şu anda o dediğin stil sanki böyle hissettiğim kadarıyla bu Protoss şu anda o kafada. Protoss'un ne yapacağını kestirip ona göre counter yapmaya çalışıyorsun. Evet, yani DT Blink bir dersi. Anladın mı? Farklı build'lar var. O yüzden bütün ladder'da Protoss dolmuş durumda şu anda. Herkes Protoss oynuyor yani, anladın mı? Bayağı şeyler de keyfine böyle off-race yapmaya başladılar yani. İşte Vibe vesaire Protoss oynuyor şu anda. Bayağı, çünkü daha zevkli hale geldi Protoss oynamak. Aynı dediği Maru'nun dediği nedenden dolayı yani. Farklı build'lar var. Bu build'lardan yapıyorsun yani. Yani Swarm çok pis gibi gördüm, oraya. Gördüm ama vazgeçti. Bence çok iyi. Bence çok temkinli yaklaştı, çok iyi. Abartma yani. Şu anda çünkü iyi bir pozisyonu var. Bankası gelişiyor. Upgrade'leri süper. Anladın mı? Şu anda şey yani. Flyer karım. Acaba tek switch yapacak mı? Ben onu merak ediyorum. Şu anda çünkü bayağı önde. Tam tek switch yapmalık ekonomisi var şu anda. Atıyorum Broodlord vesaire falan şu anda fena olmayabilir mesela. Çünkü çok Widowmine var. Kaç tane faktörüsü var? Bir tane. Diğerde Dere reaktör var. Broodlord olabilir ama... Çok Ghost'u var mı peki? Ghost görmüyoruz. Yani şöyle Serral'ın gördüğünü bakıyorum ben. Ve Serral şu anda Ghost hiç görmedi bu kombatta. Yalnız... Şimdi gördüm. Ghost yine arayı açmaya başladı ya. Bir daha söyle. Bir sorsuz Lost. Abi hayır yine... bak bu stilin yani bu kompozisyonun olayı zaten o. Anladın mı? Bu birazcık throw edeceksin yani. O de yüksek olması doğal bir şey. Ama diğer oyunda bayağı iki kattı yani. 20 bin 50 bin falan diye. Yani saçma sapan. Şimdi Serral burayı almaya çalışıyor. Cehir. Aynı zamanda diğer taraftaki 5'i de şey yapmaya çalışıyor. Engellemeye çalışıyor. Ben şeye şaşırıyorum birazcık. Serral'dan neden böyle şeyler görmüyoruz? Atıyorum Nidus. Ne bileyim Baneling droplar. Ya da Baneling mine'lar. Anladın mı? Yani hani yani bu karşı tarafa saygı duyuyorsun. Tamam anlıyorum da. Yani AP'min var abi o kadar. Yap artık. Yani bir iki tane yap. Ne bileyim tutarsa yani hani. Çünkü fazla bir trov değil, anladın mı? İki tane Baneling'den bir şey olmaz yani. Sanırım şu an bir 10 tane CV öldürmenin çok da bir şey kazandıracağını düşünmediği için olabilir. Evet, mantıklı. Şu anda 5'deki planetary mineral line'da çok fazla şey var. Oh. Baneling niye sokmadın abi oraya? Ordusu aşağıda ya. Ah be abi. 3 tane Baneling orayı ne kadar güzel şey yapardı. Yok abi girilmez oraya. Çık. Creep'in de yok. Çık. Evet. Aynen. Güzel. Burada birkaç tane şey bıraktı. Hiç olmasa deny etti 5.'sini yani. Peki sen buradan mine ettirmeyeceğim sana dedi. Şu anda Maru'yu gerçekten boğazını sıkıyor Serral yani.
Şu anda 39 SCV'si kaldı Maru'nun. Serral'ın 84 böyle cayır cayır bankası var. Şu anda artık atabilir yani ünite. Şu anda evet. Saldır. Bence o da bitiyor. Ya bu son combat büyük ihtimal. Serral'ın bir overlord yapması gereken supply block olması şu anda. Abi bu şu mesela anda Serral için çok iyi. Olsaydı, bir daha söyle abi. İşte Maru'nun ekonomisi olsaydı tam tersi Maru için çok iyi olacaktı. Tabii tabii tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şu anda Maru bak bankasını bitiriyor Serral yani. Laps diye remax etti. Ama swarm anında geri geldi. Bu işte iyi okuyabilmek abi. Bu evet. Yani o sol üstteki base'i şey yaptı ya, deny etti ya. Peki bunun tamamdır. Para artık yavaş yavaş bitiyor. Oğlum Ghost'ları götür, manyak mısın ya? Bak nasıl bir karar ya. Nasıl bir karar abi bu? Overseer'ı yok diye. Gördü Overseer'ı yok diye. Acayip bir şey abi. Bu acayip ya. Bunu nasıl yapabilirsin bilmiyorum yani, anladın mı? Bu adamlar şu anda 300'ün üzerinde APM'le oynuyor ve bu karar ne ara aldın yani, anladın mı? Ne ara gördün Overseer'ı yok bunun. Ben Ghost'u clock yapayım dedin ya. Klemin yaptı. Klemin yaptı, acayip bir şey söyleyeyim mi? Ha. İki tane Overseer'ı vardı, 7-8 tane Ghost'u vardı. Önce onları snipe'ladı fight'ın ortasında, sonra görünmez olup fight'a devam etti. Ha mesela, evet, evet, evet. Ama bak o bir de planlanmış bir şeydi, ama onu yapacağım diyor. O çalışmış belli ki yani, anladın mı? Ama bu yani şu anda o split second'da alınan bir karar yani, anladın mı? Overseer'ı olsaydı orada çünkü hiçbir işe yaramayacaktı. Şu an Moro Aşya'dan base aldı. Da supply'lar bana Serral döktürüyor gibi. Yok, şu anda Serral çok önde şu anda. Serral yani Serral'ın eli Maru'nun boğazında şu anda yani, anladın mı? Orada bir command center göçü görüyorum yukarıda. Evet 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 evet. Çünkü bitti artık oradaki gazlar. Ya varmış birazcık da gaz aslında. 2000 civarı gaz var orada. Ama savunamaz. Savunabileceği bir yer değil. Şu anda burayı savunuyor yani. Ekonomiye sahip değil. Evet. Şu anda burayı anca savunuyor ki savunamıyor da yani. 5'kine gitti. 32 tane de worker var orada. Evet. Corruptor'lar da... Yani o korruptör önemli artık yani, şey de önemli değil yani, anladın mı? Bu noktadan sonra artık geri dönüş yok yani. Bence Maru şu anda bir sonraki oyunda ne yapacağını düşünüyor yani. Olabilir. Ve GG. Ve GG geldi. Aynen öyle yani. Canavar gibi atladı Maru'nun üzerine. Evet evet evet, aynen yani. Çok gayet yerinde. Ve işte bak böyle çekişmeli maçlar olunca çok tatlı oluyor değil mi ya? Ve ZVT de yani her zaman herkesin favori matchup'ı olabilir ZVT yani. Protoss'ların bile favori matchup'ı olabilir ZVT. Evet sevgili dostlar, umarım keyif alıyorsunuzdur siz de. Ben hayvan gibi keyif. Senin internet de iyi gidiyor ha. Bu YouTube'dan izleyen arkadaşlar için söyleyelim. Şey Ali'nin internetinde sıkıntılar vardı. Acaba şey yapacak mı diye. Gider mi gitmez mi falan diye şey yapıyorduk. Tereddüt ediyorduk. Bir daha söyle abi. Saatli bomba. Evet evet ya, yani her an böyle yalnız kalabiliriz diye korkuyordum yani. Ama bak iyi gidiyoruz şu anda. Şu anda best of 3 maçın 3. maçını izleyeceğiz. Serral'da, Maru'da 1-1 şeyde. Bir daha söyle abi. Çok güzel bir harita. Lightchain'i seviyorum. Lightchain'i neden seviyorsun? Bana biraz simulacrum hatırlatıyor bana bu harita. Evet ama şöyle söyleyeyim yani. Ben bu haritada sanki kendi base'lerimi çok koruyabiliyormuşum gibi hissediyorum yani. Görüp sana mantıklı bir açıklama yapamayacağım maalesef. Eyvallah ama... eyvallah. Tabii canım o yani biraz da şey böyle hissiyat meselesi yani. Bazı haritalarda böyle yıldızın barışmıyor yani, anladın mı? Benim öyle bir ne haritasıydı? Thunderbird vardı mesela birkaç sezon öncesinde, hatırlıyor musun o haritayı? Çok böyle geniş, şu anki Romanticide'a benzeyen bir haritaydı. Benim oynamadığım gelmiş olabilir. Olabilir, yani. Olabilir. O harita mesela ben sürekli kaybettim. Sezonun başından itibaren hiç yenemedim yani. Öyle olunca böyle yıldızım barışmadı o haritayla hiçbir zaman. Anladın mı? Hiçbir nedeni de yok yani. Çok zor bir haritasıydı. Çok gap geniş böyle mis gibi. Ama şey yapamadım yani. Ben sanırım abi sevmemin sebebini şuradan yapacağım. Bu kuzey tarafında 3. base'imiz var ya bizim. Ha. O base'e normalde çoğu haritada atıyorum Eternal Empire, hatırlıyorsun 3. base'ini.
Orada hep iki giriş vardı, hatırlıyor musun? Çoğu haritada bir sürü base'e iki giriş var. Fakat bu base'e kadar tek giriş var. Çünkü senin kendi sınırların içerisinde sayarsak şu rampayı, bu senin hem naturaline giden rampa hem şu seni low ground'a bağlayan rampa, nasıl sana anlatacağım bilmiyorum fakat DJ'mden anlarız muhtemelen. Senin sınırların içerisinde, senin kontrolün içerisinde. Seni görmediğin bir yerde değil. Özellikle Terran olarak bu bana çok iyi hissettiriyor. İlginç. Burada bir kapıyı kapattıktan sonra, sadece bir kapıyı kapattıktan sonra bakman gereken tek bir yer oluyor. O da o rampa. Şu rampadan bahsediyorsun galiba ama tam emin değilim. O rampa neresi biliyor musun? Yanında taş var hemen. Natural'in önünde var ya. Ha okey. Taş var. Onun üzerindeki rampadan bahsediyorum. Tamam aynen. Tek... Tam ondan bahsettiğini düşünüyordum ben de. Evet. Aynen doğru. Ve galiba boyutlar gene aynı. Gördün mü? Evet, tam onu diyecektim. Standart açılış var. Reaper'ın gelme zamanına göre bakalım Serral ne yapacak? Speed'i 3'ten önce mi alacak, sonra mı alacak? Bir de hangi 3'ü alacak? Aa, yandaki 3'ü alacak. Eyvallah. Ben de o 3'ü tercih ediyorum. Evet, 3.'yü aldı Speed'den önce. Ben de bu 3'ü tercih ediyorum. Çünkü bir sefer şey yaptım. Ben şimdi haritaları ilk başta oynarken deniyorsun yani hangi 3'ü alayım falan. Bu 3'ü aldım ama savunamadım. Çok çok uzakta. Aşağıdaki şey, güneydeki 3. Ben de onu merak ediyorum. Normalde zorlukları böyle ip gibi yayılır önce. Ya o şeyden dolayı, eğer ki üçgen oluşturursan şeylere karşı hava bazlı ataklara karşı çok savunmasız oluyorsun. Çünkü falan kar. Üçüncü base'den direkt birinci base'e zıplayabiliyor. Evet. Doğru. Anladın mı? Ama düz şey yaparsan o zaman hava bazlı şey üçüncü base'den böyle gitmesi gerekiyor, anladın mı yani hemen. Yani o bakımdan biraz daha rahat oluyorsun hava bazlı saldırılara karşı. Ama benim olayım... Ha, bir daha söyle. Söyle ben benimki. Ha, ben şey diyecektim. Benim olayım, hani ben Diamond League'de olduğum için, yani pro olmadığım için, benim olayım early game'de çok fazla şey almamak. Hasar almamak. Çünkü hasar aldığım zaman o makroyu geri getiremiyorum ben yani. Ya da o hasar almayacak bir makrom yok. Şey, mikrom yok yani yeterince. Öyle olunca çok uzakta olunca ben savunamıyorum yani. O yüzden böyle hani öndeki 3'ü alıyorum ki o biraz daha yakın. Rahat gidip gelebiliyor queenler falan. Anladım. Benim demek istediğim şey şeydi. Aşağıdan aldığını varsayarsak bir Terran perspektifinden bakıyorum. Benim buraya saldırmam sanırım çok kolay olur. Çünkü orada böyle bir koridor var yani. Ve o evet. Koridorlar genel için çok sıkıntı oluyor. Fakat şimdi Terran olarak düşünüyorum. Eğer Serral'ın aldığı yere saldırmak istesem çok açık. Hiçbir doğru, yere sıkışmaz. Doğru. Evet. Ama bir yandan bu, bir yandan iyi bir şey, bir yandan kötü bir şey. Evet. Sanırım en iyi burada saldırabileceğim atak bu Zörg'ün. Bu Serral'ın 3. base'i var ya abi. Onun hemen önünde bir high ground var, rampayla çıkış. Evet. Onun bir ucu var böyle. Evet. O ucuna tankı birleştiririm. Tabii. Aynen öyle. Aynen, onu yapanı da gördüm. Mesela bak, o uçta bir tane rampa olsaydı her şeyi değiştirirdi. Her şeyi değiştirirdi tabii ki. Ama oraya tank koyanı gördüm. Evet, orası çok pislik bir yer. Onu da denylamak için kesinlikle muta lazım. Yani Link'le gidemezsin çünkü Terran öldürür beni. Yani evet. Biraz dolanman lazım yani, Link'e iki taraftan şey yapacaksın. Ama dolandırsan sonunda... adam gider üçünü alır çıkar. Evet. Yukarıdaki... 4. base seçimini yukarıdan aldı. İlginç, evet. Bence fena değil. Bu işte oynayacağın kompozisyona göre, dedim ya biraz önce sana. Hem iyi bir şey hem kötü bir şey senin için burası diye. Çünkü senin için kötü bir şey çünkü geniş alanda surround olma şansın çok fazla. Evet. Anladın mı? Serral'ın oynayacağı kompozisyon Link Bane kompozisyonu olacağı için... surround etmek istiyor. O yüzden geniş alanlar çok iyi onun için ya. İyi hissettiriyor. Aynı şekilde Terran da seçimini aşağıdan yapmış. Neden yapmış? Bir fikrim yok. Ben yaptım. Yani Terran da birazcık şey gibi düşünüyorum onu. Böyle front base yani, anladın mı? Böyle hani şey, karakol gibi düşün yani, anladın mı? Saldırı şeyine daha yakın yani. Double drop'lar geliyor.
Helionlar, Reaper'lar. Ya arkada ben Helionlar gördüm ilk başta. Niye almadı o Helionları diye düşünüyordum. Şimdi bu kadar şey... O beyinler yetmeyebilir oraya, evet. Sıkıntılı bir atak bu şu anda. Serial için. Sanırım bayağı... Aa, beyinler geldi arkadan, eyvallah, tamam. Şimdi olur, evet. Şimdi sıkıntı yok. Yalnız Queen'ler çok önde. No, Bane Speed Man, geri çekil! Aaa! Çok saçma sapan. Abi zırt bir şekilde verdi Helionları. Marinler de gitti, bak 3 tane tabii, Marin kaldı. Ve şeye rağmen gitti, anlamadım. Bane Speed yok. Bane Speed şimdi geldi, biraz önce geldi. Yoktu o fight'ta Bane Speed. Gene combat shield almıyor mu bu çocuk ya? Nerede burada? Maru, Maru. Ah. Ah Maru, ah, ah. Ah deli çocuk. Bu arada farkında mısın bilmiyorum. Şey, Hydra tercih etti bu sefer. Allah Allah, acaba Lurker mı oynayacak? Ne diyorsun abi? Vallahi bilmiyorum. Tam emin değilim. Hydra'yı ama... gördüğü an tanka geçmesi lazım zorunda. Evet. Ya Hydra upgrade'ini alıyor. Direkt Lurker'a geçmeyecek. Hydra'yı kullanacak belli ki. Şimdi şöyle bir şey var. Hive'a geçene kadar Hydra'yı kullanabilir. Çünkü Hive'deki yolculuk çok bir işe yaramıyor. Tabii, aynen öyle. Aynen. Maru topladı çantalarını, geri dönüyor. Bence de Adgerit vazgeçti. Maru ne yapacağı hiç belli olmuyor. Bu arada Serral yine çok dengeli gaz alıyor. Abi işte bak, bundan öğreneceğimiz çok şey var yani. Zorg oyuncuları olarak. Bakar mısın abi, geniş alan niye tercih etmesin? Mükemmel şu anda onun için yani. Nasıl güzel split yapabiliyor. Terra'nın mümkün değil oraya girmesi yani. Bu arada 5. base olarak Kuzey'i tercih etmenin bir güzelliği de şu. Main'e drop almıyorsun. Evet. Main'e drop'la uğraşmak zorunda değilsin yani. Orada haritanın ortasında öyle ince bir çekişme görüyoruz. Hafif bir creep. Creep engellemesi. Maru mu engelledi o creep'i yoksa... Serum şey yaptı çok. İşte ben yani... Profesyonel caster da olmayınca böyle şeyleri kaçırıyorsun tabii. Ben bir gözüm şeyde. Evet. Maru burada engelliyor şeyi. Creep spread'i. Maru hiç tank yapmıyor diyecektim ki, tank yapıyormuş şu anda. Orada bir tank olsa tepede şu anda, tam seninle biraz önce konuştuğumuz yerde, o kadar şey yapacak ki, rahat edecek ki Maru. No! No! Aa, neyse ki boş. Bir daha söyle abi. Hem Widowman hem tank oynuyor. Yani bakacağız ona. Şu anda tanka devam ediyor. Bir tane daha tank ekledi. Yani Serral aşağıdaki taşları kırıyor. Kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Tabii. Taş kırmak her zaman Zorg'un avantajı canım. Zorg arkadaşlar, Twitch'teki arkadaşlar, YouTube'daki arkadaşlar, neredeyseniz, Zorg oynuyorsanız, boş duruyorsa üniteleriniz, taş kırın. Şu anda... Tabii ne kadar olan o kadar çok swarm. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Şu anda 77 tane SCV'si var Maru'nun. Çok kral bir ekonomi. 86 tane de drone'u var Serral'ın. Upgrade durumu 2-2 yeni bitti şu anda şeyde Maru'da. Serral şu anda hiç uğraşma... Ha, Serral'ın 2-2'si bitiyor hiç. Sanki dedim ki hiç yapmıyor Serral acaba. Serral'ın da high-tech'inden geçmiş. Tabii adrenalin oluyor aynen. Bu sefer unutmuyor artık. Evet. Yandan bir run-by görüyoruz. İki tarafta run-by yapıyor ama şu anda Serral shutdown etti sol taraftaki run-by'i. Sağ taraftaki de birazdan girmek üzere. Maru buna hazır ama. Maru galiba biliyor yanda şey olduğunu. Evet, tanklar kurulmuş. Şimdi siege etti onları. Sensör tower'ın yeri çok iyi. Sol taraftaki şeyi, köşedeki base'i de gördü aldığını. Şu anda yani Serral, Maru Serral'ı kontrol etmeye çalışıyor. Kontrol altında tutamıyorsun, anladın mı? Alacağım bu base'i diyor ve hiçbir şey söyleyemiyorsun yani. Evet, şu anda Concussive Shells'i de 11. dakikada alması ilginç.
Aynı zamanda Serral'ın da şeyi Hydra range'ini şu anda alması ilginç. Ve Ultra Cavern. Aa, Ultra Switch yapıyor. İlginç. Aa, değişik. Bir de Viper görüyoruz. Tanklar için birebir. Abduct mı? Blinding Cloud. Eyvallah. Süper Blinding Cloud'lar geldi. Yani Maru çok kötü bir pozisyonda o Maru'nun savaşması için. Yo, aynı şekilde yukarıda da bir fight patladı şimdi. Aa, görmedim onu. Aa. Ah, görmedim. Neyse, şey yapmadılar. Bir şey olmadan bitti ama. Tam bakmıyordum minimap'e. Yani bu tür maçlarda minimap'te olacaksın hasta yani. Minimap acayip bir şey. Yani. Minimap. Olay minimap'te dönüyor yani. Evet, şu anda burada surround gelir mi? Abi, of, creep çok zor. Buradaki creep spread'i çok iyi şey yaptı. Maru iyi kontrol etti. İnce bir surround gelir gibi oldu. Şu anda overpower ediyor gibi bu. Şu anda bayağı cayır, yani Maru buna cevap veremiyor şu anda. Evet. Aha, yine gitti. Abi, bu planetary patlatma çok pislik bir şey değil mi ya? Vallahi benim her planetary patladığında içim acıyor ya. Ben de biraz rahatlıyorum, çok açık söyleyeyim. Bir zorg olarak. Bir de şeyler var. Platinyumlik şeyle dolu biliyorsun. Bir tane command center kurmuyor bir base'e. 3 tane command center kuruyor. Üçünü de planetary yapan tiplerle dolu ya. Üçünü de aynı anda patlat abi sen de. Ha, ya, değil mi? Evet yani. Öyle yapasın gelmiyor değil yani. Abuk sabuk. Barov bitiyor. Artı 3 mili upgrade'li Serral için bitiyor. Anabolitik Synthesis, bilmiyorum da, Neuron'un deyişiyle hızlı dinozor. Evet evet. Dinozor hızı. güzel bir connection ama yeteceğini zannetmiyorum. Parasitik bomb atmak ne abi medimeklere? Yani bence çok daha rahat yapabilirdi, çok daha şey olabilirdi, Blinding Cloud'la çok daha rahat olabilirdi Serral yani. Medivac'in ne alaka Medivac'e parasitik bomba atmak yani. Zaten Viper'ın zaten Viper'ın şey olan var sende şöyle 3-4 tane spell'i var yapabileceği. Ondan sonra hepsini hemen enerjisi bitiyor. Onu da parasitik bomba harcıyorsun yani. Bu arada dakika 15'te bir spy transition görüyoruz. Serral'dan. O büyük ihtimal şeydir ya. Medivac avlamak için. Şu anda Serral'ın bir medivaclerle sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Galiba. Bilenmiş. Parazit bomba atıp duruyor zaten. Serral üst tarafa konuşlandırdı. Bak, minimap'te dönüyor olay. Bak bak ya, minimap çok acayip yani şu anda. Aşağıdan da bir ramba yiyoruz. Evet evet. Hiçbir şey cevabı yok umarım bana. Maru'nun tank pozisyonunu gördün mü? Şeyde, kuzeyde. Evet, çok iyi. Daha inanılmaz bir tank pozisyonu. Hayatta çıkamazsın o rampadan ya. Evet, aşağıdaki base'i deny etti. Yani şu anda Serral bir önceki maçta olduğu gibi şu an contain ediyor yani, anladın mı? Terran'ı böyle şey yapmış durumda yani. Hareketine izin vermiyor yani. Tabii tabii, şu an ele geçirdi ya. Her yerde herif ya, her yerde. Bir yukarıdan şey yapıyor, gönderiyor. Bir aşağıya gelen şeyleri var. Aşağıda bir main arm. Oo, bak tank pozisyonuna. Hop. Aynen işte bu, hop. Yank. Evet, şu anda Serral bayağı cayır cayır konteyn ediyor. Maru'nun parası bitiyor tabii ki. 63. Tabii ki dememin nedeni, böyle bir konteyn olursa işte, konteyn olduğu zaman bu oluyor yani. Yeni base alamıyorsun. Yeni base alamadığın için ürettiğin şeylerin sınırı oluyor yani. Şu banka farkına bak. Gaz bankası ya, zor için en önemlisi. Viper'ı nasıl verdi şey misal tarıda? Hiç ya, adam artık ya o kadar şey ki yani. Al diyor, senin olsun ordu diyor. Bende çok var bu ordudan diyor yani Serral. İstediğin kadar öldürüyor. Yani şu anda işte mevzu şu.
Mevzu eğer ki senin paran varsa, karşı tarafın parası yoksa, o zaman takas. Takas, sürekli takas. Takas yap, takas yap, takas. Çünkü sende para var. Sen yerine getirebilirsin orduyu yani. Ama o bak 174-200. Bir sonrakinde 160-200. Anladın mı? Bir sonrakinde 150-200. Abi öyle. Uff. Tam baktım yani. Son kombata hazırlanıyor büyük ihtimal. Aşağıda da Rambo'yu duruyor. Aşağıda Rambo'yu ne kadar şey duruyor yani. Açıkta yani. Adam hiç korkusu yok. Bu arada aşağıdaki base'i de alıyor. Maru'nun base'ini alıyor şu anda Serral yani. Evet, aç gözlü ya. Oo, Widowmine'lar. Neyse, çok fazla kaybetmedi bu sefer o Widowmine'lara. Tankların yeri çok güzel olduğu için. Oo. Bir girdi, aşağısı... bir girdi, bir çıktı. Bir bakayım dedi, çıktı. Ama duruyor abi orada, bir de gitmiyor yani. Çok pislik değil mi? Heh, ghostlar şimdi aldı. Moro'nun natürelinin önünde bir tane zöplik gömülmüş yere. Harbi mi? Ve izliyor sürekli. Bir 5 dakikadır orada. Ah be abi. Evet, şu anda baya natural'a daldılar. O tank ne iş yaptı birader? Oo! Yine kurtardı 8 taneyi de. Acayip bir natural 0. Burası böyle savaş alanı oldu bir anda. Bir ama bak saplaya, bak saplaya, biraz önce ne dedik? 158-200. 162-200, gördün mü? Bu contain işte bu, anladın mı? Bu artık yavaş yavaş böyle boğazına sarılma olayı yani, anladın mı? Hani... İlk defa izlerken fark ettim. Ultra'ya atak speed, atak mult yok. Mult speed upgrade alınca arkasında böyle duman gibi bir şey çıkıyor. Evet evet, gördüm. Evet, o. Böyle şey, beyaz bir şey oluyor değil mi? Evet. Çok garip. Lan! Orada Serral aşağıyı satura bile etti yani. Ultralar çok komik görünmüyor mu ya? Bayağı hakikaten dinozor gibi yani. Rop 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 rop. Lan! Ya ultralar çok tatlı bir şey olacakmış son anda böyle. Tabii evet evet, direkt öyle, direkt öyle. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Aşağıdaki Rambay'da... Ooo, ghostlar yine Zergling avlamaya çalışıyorlar ghostlar. Çok zor ya. Burada imkansız hatta yine, bence. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Maru yine çok iyi dayanıyor yani. Yani evet. Harbiden... Tırnaklarıyla... Bu arada Zergling'i görüyorum şu anda. O natural önünde gömülü Zergling. Hala duruyor orada değil çok mi? Çok iyi abi. Merak ediyormuş, oraya bakıyormuş gözüne hiç. Evet, şu anda o şeyi, kuzeydeki base'i almak zorunda. Başka base kalmadı haritada. Bir tek bir şurası var yani. Mümkün değil orası almaya da. Ve Serral repeatedly yani. Üst üste şey yapıyor. Diyor ki hayır. Hayır, vermeyeceğim. Vermeyeceğim o base'i. Ooo, 3 bir yandan. Mükemmel surround. İnanılmaz surround oldu. O planetary evet, de al. Banelingleri patlat ona. Aa, bu sefer SCV temizledi. GG dedi. Eyvallah. Eyvallah. Baya yani şu anda hani Serral Maru'dan daha iyi bir oyuncu şu anda. Anladın mı hani? Evet. Bunu söyleyebiliriz bu şeyde. Tabii. Ya Serral zaten Rainer çıkana kadar dünyanın en iyi oyuncusu diyorlardı. Tabii. Rainer mi Serral düşünüyorlar. Yani Rainer 1-2 maçı, Rainer'la Serral'ın maçını da izleriz. Geçen gün ben bir iki tane maçını izledim. Yani çok diş geçiremiyor Rainer yine Serral'a. Hani yendiği vallahi maçlar oluyor ama consistently yenmediği bir şey. Yani mesela son izlediğimiz iki maç Maru ile Serral arasında, bu maçla bir önceki maç hani domine etti yani, anladın mı? Yani Maru oynattırmadı Maru'ya. Yani. Öyle bir oyun hiç görmüyorsun Serral ile Rainer arasında. Hep çekişme var evet, yani. Evet. Hep bir şeyde yani. Ya Serral zaten açıklama yaptı. Ne olduğunu bilmiyorum. Eskisi gibi oynayamıyorum. Çok sinirleniyorum falan diye bir açıklama yapmıştı. Öyle mi? Ben izlemedim onu. İlginç. Olabilir. Olabilir. Linki buradan atayım mı? Zeratul neyin dedin? O açıklamanın linkini mi? At. Olur. At bakalım. Evet sevgili dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ali'cim çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım ben de. Abi vallahi bana bayağı çok güzel oldu ya.
Ha değil mi? Evet evet yapalım bunları arada. Jackal'a çok teşekkür ediyoruz buradan. Bu replayleri bize bulduğu için. Yine böyle replayleriniz vesaire falan olduğu zaman gönderin. New Ali seni de follower alırız. detected. Yay YG Turd. Hoş geldin. Evet sevgili dostlar. Kendinize iyi bakınız. YouTube'daki diğer serilere vesaire bakmayı unutmayınız. Onun dışında twitch.tv/lambdasizdeyiz. Canlı canlı muhabbetimize gelin. Katılın, takılalım. Ali'cim görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Görüşürüz abi. Teşekkür ederim. Haydi eyvallah. Bakalım görüşürüz. Herkeslere iyi eğlenceler. Bye bye.